Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Pembem 603 numara leylak markası, sarım 443 numara leylak markası, mavi turkaz mavisi arkadaşlar turkaz diye geçiyor leylak markası. Yeşilimin tonu yine her zaman olduğu gibi 117 leylak markası. 22 numara tığ kullanacağız. Hangi modeli yaptık? Instagram üzeri gönderdi. Arkadaşımız böyle küçük tunus yapraklarının önünde küçük motifler inci üzeri in, inci ile de eklenerek dikilmiş bu küçük motifli modelin yapımını anlatacağız. Ne kadar hızlı girdim değil mi? Modelimiz bu arkadaşlar. 2 tane tunus yaprak. Tunus yapraklarının yeşil kısmını giderken yapıyoruz. Sonrasında motiflerini yapıp dikiyoruz inci ile. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi ilk verdiğimiz arayı ben sayayım. Kaç tane ara vermişim. Ona göre aramızı vereceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 içinde de var yaprağın altında. 14 tane yapmışım ben. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. 2, 4, 6, 7 olmuş. 7 daha yapıp dönüp yuvamızı oluşturacağız şimdi. Haydi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi tığıma sabitledim. Başına bir aldım. Tığ battı içerisine girdim. 2 çektim, 2 çektim. 4 zincir çekip girip kapattım. 2 4 6 8 9 oldu. Başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim. 2 çektim, 2 çektim. 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım. 10 oldu. Başına bir aldım, yandakine girdim. 2 çektim, 2 çektim. 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım. 11. Başına bir aldım, yanındakine girdim. 2. 2 çektim. 4 zincir aradan girip kapattım. 12. Eğer sizin tığ battılarınız genişse şu araya bir zincir çekerek başına bir alıp tekrar diğerine girin. 2 çekin, 2 çekin. 4 zincir aradan girip kapattım. 13 oldu. Yani bakın şurada bir zincir çekerek sonra başına alıp girin. Benim tığ baklarım küçük olduğu için zincir çekersem eğer şöyle bol bol kiloş kiloş mu derler ona. Öyle duruyor arkadaşlar. 14 tane yaptım ben. Verdiğim ara benim bu kadar. Şimdi bir zincir çekip yandaki tığ diye girdim. 2-2 çektim. Buradan döneceğim. Hemen 10 tane zincir çekip 3 10 zincir çekip dönüş yaptım iki tane pimpirimi arasına alıp şu arada kapatıyorum. 10 adet zincirimi tekrar düz yüzünü döndüm. Bir adet zincir çektim. Bu tığımdaki ilmeğim bir tane ilmeğim oldu. 10 zincir çektiğim zincire yuvaya giriyorum. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 2 oldu. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 3 oldu. 4. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim, 5 oldu. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim, 6 oldu. 6 adet ilmeğim oldu. Şimdi ipin ucunu alıyorum. 2 kapattım, geriye gittim. İpin ucunu aldım, 2 kapattım, geriye gittim. 2 kapattım, geriye 2 kapattım, geriye. 2 kapattım, geriye. 5 adet zincir çekiyorum. 5 adet zincirimi bu ilk Bakın bu ilk yuva ara boşluktan giriyorum. Belli ediyor yerler kendini. 5 adet zincirim kapatıyorum oraya. Bir pimpirik oluşturuyorum. Yandaki yuvaya girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 2. Yandaki yuvaya girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 3. Hemen yandaki yuvaya girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 4. Son yuvamız biraz belirsiz arkadaşlar. Burada yuva yok gibi düşünebilirsiniz. Son yuvamız da var bakın. Buraya da battım. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 5 oldu. İlk başa pimpirik kapattığımız için bir tane eksikmiş olduk. 6 ile başladık. Şimdi 5. İpin ucunu aldım. Geri gittim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 5 adet zincir yine. ilk yuvama girdim ve kapattım. Yandaki yuvaya girdim. ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 2. Yandaki yuvaya girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim 3. Yandaki yuvaya girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim 4. İpin ucunu aldım, 2 kapattım. İpin ucunu aldım, 2 kapattım. İpin ucunu aldım, 2 kapattım, geriye gittim. 5 zincir çekip ilk yuvama girip kapattım. Yandaki yuvaya girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim. 2 oldu. Yandaki yuvaya girdim son yuvama, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim. 3 ilmeğim. 2 kapattım 2 kapattım 5 adet zincir çekiyorum ilk yuvama girip kapattım yandaki yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 2 oldu ilmeğim ikisini birden kapattım tekrar 5 adet zincir bu 5 adet zincirinde tepedeki son noktaya batıp kapattım Burası da tepe noktamız oldu 2 4 kenarda pimpirik bir de tepemiz 5 oldu 1 adet zincir çektim bakın bu burası tepe. Son battığımız nokta Buraya değil. Bir alt sıraya giriyorum. Kenardan kapattım. 1 2 3 4. Şimdi inerken pimpiriklerin zincirin 4 çekeceğim. Çünkü burayla ancak orantılı oluyor arkadaşlar. 4 zincir çekip aynı yuvaya girip kapattım. Bir adet zincir çektim. Bir alt sıradaki yuvaya giriş yaptım bakın. Şunun karşılığını yaptık şu an. Buraya da 4 adet zincir çekiyorum aynı yuva içerisinde kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bir alt sıraya indim girdim. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Aynı yuvaya girip kapattım. Bir zincir çektim. Bakın son yuvama girdim. Alttaki. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Aynı yuva içerisine girip kapattım. Ve yuvaya, ana yuvamıza, zincirimize sık iğne ile girdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapıyorum? Bir tane sık iğnesi yapıyorum ben araya. Şimdi tekrar ilmek topluyorum. Bu birinci. Yuvaya gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek. 2. Yuvaya gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek. 3. Yuvaya gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek. 4. İpin ucunu al, dibinde zincir çek. 5. Yuvaya gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek. 6. İpin ucunu aldım, 2 kapattım. İpin ucunu aldım, 2 ipin ucunu aldım 2 kapattım ipin ucunu aldım 2 ipin ucunu aldım 2 kapattım 5 zincir çektim ilk yuvama girdim kapattım bu bir yandaki yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 2 yandakine girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 3 yandakine girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 4 yandakine girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 5 oldu ipin ucunu al 2 kapat ipin ucunu al 2 ipin ucunu al 2 ipin ucunu al 2 kapat 5 adet zincir ilk yuvama girip kapatıyorum yandaki yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 2 3 4 ipin ucunu al 2 kapat ipin ucunu al 2 ipin ucunu al 2 kapat 5 zincir ilk yuvama girdim kapattım Yandaki yuvaya girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim. 3 oldu. 2 kapattım, 2 kapattım. 5 zincir. İlk yuvaya girdim, kapattım. Yandaki son yuvama girdim, ipin ucunu aldım, dibinde zincir çektim. 2 ilmeğim var, ikisini birden çektim. 5 zincir çektim. Bakın bu tepeye battım. Burası da tepenin pimpiri oluştu bir zincir çektim bakın bu tepenin yuvası bir alt sıraya indim kenardan sabitledim 1 2 3 ve 4 zincir çekeceğim buradaki pimpiriklere aynı yuvaya 4 zincirimi kapattım bir adet zincir çekip bir alt sıraya indim kapattım 4 zincir çekip aynı yuvaya girip kapattım bir adet zincir çekip bir alt sıraya girdim sık iğnesiyle sabitledim 4 zincir çekip aynı yuva içerisine girip kapattım. Bir zincir çekip bakın son yuvama giriş yaptım. Buraya da 4 adet zincir çekip kapatıp pimpirimi oluşturdum. Şimdi ana yuvamıza sık iğnesiyle giriş yaptık. İşte bu kadar arkadaşlar. Arkasının yaprakları bu kadar. Bilmiyorum bu modelin ismi de tavşan kulağı mı olsa acaba? Ee, arkadaş yazmıştı. Geçen Türkan Şoray Kipri diye e, model yükledim. Hani Güzel, iyi, hoş da dedi. Boya isimleri neden böyle isimler var dedi. Nasıl bulacağız? İsim, e, şimdi şöyle arkadaşlar. Tığ oyası, tığ oyası yazarak yüklesen bütün videoları o zaman daha zorlaşıyor. İçine bir e, e, kelime koyarsam daha kolay oluyor. Mesela e, hepsini yazmanıza gerek yok. Oya ve dantel dünyası, türkan, şoray, tığ oyası yazarsanız karşınıza o model çıkacak. Mesela oya ve dantel dünyası Tunuslu Tavşan kulağı yaprağı mesela bunu tavşan kulağı desek, tunuslu tavşan kulağı desek. Oya ve dantel dünyası tunuslu tavşan yazsanız bu çıkacak karşınıza. Yani amaç videoyu rahat bulabilmemiz için bazen farklı hepsini tığ oyası, tığ oyası diye yüklersem oya ve dantel dünyası tığ oyası yazarsak zaten videonun isimlerinin hepsinin sonunda tığ oyası yazıyorum. Bu sefer hepsi aynı video olarak karşısında. Yani hep tığ oyası videolar çıkacak istediğinizi bulamayacaksınız o yüzden mesela geçen bunu yaptım çok güzel oldu arkadaşlar bakın bu da nar oyası diye geçiyor oya ve dantel dünyası nar oyası yap yazarsanız bu karşınıza gelir nara benzettim böyle duruşunu ve üstünün buradaki tomurcuk halini nar koydum ismini buna da açıklık getirmek istedim arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz bakın Buraya trabzanların olduğu noktaya bir sık iğnesiyle giriyorum. Bir adet zincir çektim, başına bir aldım, yanındaki tığ battiye girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir. Aradan gir, kapat. Başına bir alıp yanındaki tığ battiye girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir. Bu aradan girip kapattım. Yani vereceğim arayı veriyorum yine. Başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir. Aradan girip kapattım. Başına bir aldım, yandakine girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 ve 4 zincir. Aradan girip kapattım. Buraya kadar beni izlediyseniz modeli görüp de kapatan arkadaşlardan değilseniz videoyu açınca modeli görüp kapatıyorlar. Buraya kadar beni izleyen arkadaşlara kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Buraya kadar izleyen arkadaşlar yoruma bir kalbinizi bırakırsanız kalp o zaman sizin izlediğinizi anlayacağım. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bu şekilde vereceğimiz arayı verdikten sonra yine bu yuvayı oluşturup yine yapraklarımızı yapacağız arkadaşlar. İşlem aynı olacak alt kısımda. Yani 14 tane pimpirik yapmışım ben arada. 14 tane pimpirik sonrası tekrardan geri e, yuvamı oluşturacağım. Ve yaprağımı yapacağım arkadaşlar. Haydi hep birlikte motifin yapımına geçelim ve dikme kısmında göstererek videomuzu tamamlayalım. Motifler zaten çok kolay oldukça kolay. Şimdi hangi renkle sarı ile yapacağım. Hemen sarı rengimi alıyorum. Hiç videoyu durdurmadım başladığından bu yana. İpimi tığıma sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip e, başladığım noktaya batıp kapatıp bir yuva oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım, oluşturduğum bu yuvaya girdim. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki çektim. 1 2 3 4 5 zincir bu iki trabzan arası girip kapattım 3 tane sık iğnesi yapıyorum trabzanıma 1 2 ve 3 yuvanın içine dördüncü sık iğnemle sabitledim tekrar 1 2 3 zincir çektim başına bir aldım yuvaya girdim önce 1 Sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir çekip bu aradan girdim, kapattım. 3 adet sık iğnesi yaptım. 3 Yuvanın içine giriyorum. 5. sık iğnem, pardon, 4. sık iğnemle sabitliyorum. 3 zincir çekip başına bir aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir. Bu aradan girip kapattım. 3 adet sık iğnesi yapıyorum. 1 2 ve 3 4. yuvada sabitliyorum. 3 zincir çekip başına bir alıp yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 5 adet zincir çektim. Bu aradan girdim. Kapattım. 1 2 3 sık iğnesi 4. yuvada 4 oldu yaprağımız bu toplamda 2 4 7 tane yaprak olacak e, çubuk olacak içinde pimpirik bakın 4 oluyor bunu 7'ye tamamlayıp dönelim 7. de yaptım yuva içerisine girdim sık iğne ile sabitledim bu şekilde bakın şimdi bakın şöyle şu ilk şu ilk yaptığımız çubuğun şuradan girdim tekrar yuvadan çıktım buraya bir sık iğnesi yaparak sabitliyorum ki böyle ayrı ayrı durmasın diye arkadaşlar hani kapansın diye aradaki şey bir adet de zincir çektim şimdi bu ipinizi biraz şöyle dikmek için uzun kesebilirsiniz dikme ipi bırakmak için yani incilerinizi her rengin üzerinde ipi olabilir arkadaşlar. Bu renkle de dikeriz bakın ben biraz uzun bıraktım. Bununla da incisini dikeceğiz. Uzun bıraktığım ipime iğnemi geçirdim. Şurada iki tane yuvanın içinde pimpirim bırakarak kapatmıştık. İlk pimpirimden giriyorum. Bakın. Şimdi arkadan da ikinci pimpiriden girerek ön tarafa çıkıyorum. Şimdi burada da Tam bunun karşılığında motifimden giriyorum. Bu şekilde motifimizi buraya. Şimdi incimizle beraber. Vallahi ne yalan söyleyeyim inci de dişimin arasında tutuyordum konuşurken biraz şey olmuştur sizlere. Şimdi buradan tam inciye girdiğimiz karşıdan arkadaşlar batıyoruz iğnemizi bakın yine buradan oradaki pimpireye batıyorum. Bu şekilde. Şimdi arkasından yine diğer pimpirikten giriyorum. incinin bu tarafından çıkıyorum. Bunu birkaç kez yaparak sağlamlaştıracaksınız. Şimdi kamera önündeyim ya. Mutlaka takılacak. Düğüm olacak. Şöyle köşemde örerken hiçbir sorun olmadan örüyorum. Tekrar battık. Şimdi ben ikisi model amaçlı bir anlatım. Bunu birkaç kez yaparak bakın şöyle bir şekilde sağlamlaştırın. yaptık. İpimize de düğüm atıyoruz şimdi. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar, modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur modeli gönderen arkadaşıma teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın